Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği Rus işgali nedeniyle kapalı kaldıktan sonra Mayıs ayında yeniden açıldı. Bridget A. Amerika'nın Kiev Büyükelçisi. Bugünlerde işi bir hayli yoğun. Ama Brink, Amerika'nın sesine zaman ayırarak son gelişmeleri değerlendirdi. Karşılaşılan zorlukları özetledi. In front of Ukrayna ve bizim önümüzdeki zorluklar çok fazla. Buraya geldiğimde acil beş hedef belirlemiştim. Birincisi Ukrayna'ya kendisini savunması için yardımcı olmak. İkincisi savaş suçları ve zulümler için adalet ve hesap verebilirliği sağlamak. Üçüncü olarak yardımların, özellikle de Amerikan yardımının savaş bölgelerinde gerekli yerlere ulaşmasını sağlamak. Dördüncü olarak büyük miktardaki Amerikan yardımını denetlemek ve son olarak en eğlenceli kısmı bu, ekibimizi yeniden bir araya getirmek, Amerikalılarla Ukraynalıları. Brink'in Amerika'nın Ukrayna yardımlarının yetersiz olduğu ya da Ukrayna'ya geç ulaştığı yönündeki bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Savaşın başlamasından bu yana hatta öncesinde Ukrayna'ya ihtiyacı olduğu güvenlik silahlarını tamamen en kısa sürede sağlama konusuna odaklanmıştık. Bu benim buradaki en büyük önceliğim. Sanırım başlangıçta bazı sorunlar oldu ve yaptığımız her şeyin cephedeki Ukraynalıları doğrudan desteklediğinden emin olmak için buradayım ve Ukrayna'nın savaş alanındaki durumunu iyileştirmeye yardımcı olmak için buradayım. Bunun ayrıca uygun zaman ...Ukrayna'nın müzakere pozisyonuna da yardımcı olacağına inanıyoruz. Peki Amerika'nın bu aşamada Ukrayna'dan beklentileri ne? Büyükelçi Brink bu soruya bağımsız ve kendi geleceğine kendisinin karar verebildiği bir Ukrayna olarak yanıt veriyor. Or we think we see and the that want. Ukraynalıların istediği geleceği görüyor ve anlıyoruz. Bu da Ukrayna'nın özgür, bağımsız, müreffeh olduğu ve kendi geleceğine kendisinin karar verdiği bir gelecek. Umduğum, planladığım bu acil görevde Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olma çabası ve bu kritik derecede önemli. Diğer bir önemli görevde Ukrayna'nın çocuklarını güvence altına alacak reform çabası. Eğer Ukrayna başarısız olursa Brink'in buna yanıtı çok net. Oh, well, Ukraine won't fail and we will continue to support Ukraine. Ukrayna düşmeyecek. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Bu Ukrayna için ve ayrıca Avrupa güvenliği için çok önemli ve Amerika için de gerçekten önemli. Avrupa'da barış ve güvenliğe sahip olmak Amerika için hayati önemde. Yani bunun Ukrayna'yı aşan yankıları var ve bir tehlikede olduğumuzu çok iyi anlıyoruz. Bu nedenle Ukrayna'nın başarılı olmasına yardımcı olmak için buradayız ilk günlerinde Rus güçlerin başkent Kiev'e dayandığı günlerde kentin belediye başkanı Vitali Klitschko uluslararası topluma sürekli yardım çağrılarında bulunan isimlerden biriydi. Rus güçleri Kiev çevresinden çekilse de Klitschko'ya göre tehlike henüz bitmiş değil. Eski dünya arsiklet boks şampiyonu Klitschko Rus güçlerin tamamının Ukrayna'dan çekilmesiyle savaşın sona ereceğini belirtiyor. Stop Russian military forces here. Rus güçler istisnasız bir şekilde Ukrayna topraklarından çekilecek. Amaç bu. Savaşarak yaşama ve nasıl yaşayacağımıza dair hakkımızı koruyoruz. Rus işgalinin başladığı 2014'ten bu yana yaptığımız bu. Özgür Dünya 8 yılda uyandı. Ukrayna'ya Rusya ile savaşında gönderilen askeri yardımlar oldukça önemli. Amerika, Ukrayna'ya yardım eden ülkeler arasında 48 milyar dolarla açık ara birinci sırada. Amerika son dönemde obüsler, roket sistemleri, insansız hava araçları gibi askeri teçhizatları da Ukrayna'ya gönderiyor. Rusya'nın kısa sürede biteceğini düşündüğü işgal 5. ayına girerken savaşın yıllara yayılabileceğini düşünenler var. Kiev ve Moskova'nın ne kadar kararlı olduğu ve Batı dünyasının Ukrayna'ya desteği savaşın süresini belirleyecek gibi görünüyor. Serhan Akif Akyıldız Amerikanın sesi Washington